Herkese merhaba bu videoda sizlere göz kaslarını anlatmaya çalışacağım bildiğiniz üzere göz kasları 7 adettir bunlardan biri musculus levator palpebra superior isimli kas bu kasımız üst göz kapağını yukarı doğru hareket ettirme fonksiyonuna sahiptir diğer 4 kasımız rektus kasları musculus rektus superior medialis inferior ve lateralis olarak isimlendirilecek İki kasımız ise oblik seyirli olan kaslar. Bunlar Musculus obliquus superior ve inferior olarak isimlendirilecek. Dolayısıyla göz kaslarının 7 adet olduğunu biliyoruz. Sağ taraftaki görsellerde hem atlasta hem de maketlerimizde bu kaslar görülmekte. Bunları daha sonraki slaytlarda inceleyelim. İlk olarak maket görselimizde bu kaslara bakacak olacak. En lateralde bulunan kasımız musculus rectus lateralis ismini alacak. Musculus rectus lateralis. Aşağıda bulunan kasımız ise musculus rectus inferior adını vereceğiz. Yukarıda iki adet kası görmekteyiz. Bunlardan biri musculus rectus superior. Bir diğeri ise musculus levator palpebra superior isimli kasımız. Bu kasları gördüğümüz için daha derin planda olan bazı kasları görmemiz mümkün değil. O nedenle bu kasların belli bölümlerini kaldıracak olursak daha net görebiliriz. İlk olarak musculus rectus lateralis'i kaldıralım. Musculus rectus lateralis'i kaldırdığımız zaman bunun daha medialinde olan bir yapıyı görme fonksiyonunu üstlenen siniri yani nervus opticus'u görebilmekteyiz. Beyaz olarak gösterilen sinir nervus opticus. Bu görselde biraz önce de gördüğümüz gibi musculus rectus inferior. Musculus rectus superior ve musculus levator palpebrae superior isimli kasları görebiliriz. Bir diğer görselimizde ise hem nervus opticus'u hem de musculus rectus superior ile musculus levator palpebrae isi kaldıralım. Şu an nervus opticus'u kaldırdığımız için daha derin planında olan, daha medialde olan musculus rectus medialisi de görebiliriz. Aynı zamanda yukarıda iki adet kasımız vardı. Musculus rectus superior ve levator palpebra superior. Bunları da kaldırdık. Daha medialde ve bir miktar üst tarafta olan oblik seyirli olan musculus obligus superior isimli kası görebilmekteyiz. Bu kasımız dikkat ederseniz arkadan öne doğru ve bir miktar yukarı doğru gidecek. Şu hizada bir makara yapısından geçtikten sonra tekrar gerisin geriye e, seyredecek. Bu makaraya trohla adını vermekteyiz. Ve bu gerisin geriye seyretmesinden dolayı oblik adını almaktadır. Oblik bir kas olarak ifade edilmektedir. Musculus e, obliquus superior. Bir diğer oblik kasımız ise aşağıda bulunacak. Kısmen görebiliyoruz. Şurada kısmen görebiliyoruz. Bir bölümünü Musculus obliquus inferior da e, az da olsa bu görselde görmemiz mümkün. Şimdi gözü de çıkarmışız. Göz, e, şu bölgede bulunan göz küresini de çıkarmışız ve Musculus obliquus inferior da ...oldukça belirgin bir şekilde görebilmekteyiz. Yukarıda musculus obliquus superiore dikkat ederseniz... ...makaradan sonra şöyle bir gerisin geriye gitme şeklinde e, seyri var. Bunu da kavramış olacağız. Bir diğer görselde... ...bir diğer maket görselinde bu kaslara tekrar bakacak olursak... ...burada sinirler de görülüyor. Bir miktar karmaşık görülebilir ancak çok daha e, akılda kalıcı olabilir. Örneğin şu an çizeceğim kas... Şöyle çizeceğim kas. Musculus obliquus superior isimli kasımız. Şöyle çiziyorum. Bu kasımız musculus obliquus superior arkadan öne ve bir miktar yukarı doğru gidecek. Ardından makaradan geçtikten sonra gerisin geri seyredecek. Yani şöyle bir e, seyri olacak. Bu nedenle oblik olarak isimlendirilmekte. Bu kasın yani musculus obliquus superior'un siniri 4. kraniyel sinir. Şurada gördüğünüz 4. kraniyel sinir. Bu kası innerve edecek. Yine hatırlayacak olursanız biz size demiştik ki SO4 başka bir renkle çizelim. SO4 RL6 gerisi 3 olarak e, ifade etmiştik. İşte burada 4. kraniyel sinirin Musculus obliquus superioru innerve ettiğini görebilmektesiniz. Dolayısıyla dolayısıyla bu makette örneğin bir size soracak olursak, şu yapıyı soracak olursak musculus obliquus superior. Beyaz oluşumu soracak olursak, şu an çizdiğim yapıyı soracak olursak ise dördüncü kraniyel sinir olarak söylemeniz gerekmektedir. Bu görselde yine biraz önce gördüğümüz gibi musculus rectus superior ve musculus levator palpebra superior isimli kaslar kaldırılmış. Aynı zamanda şurada bulunan musculus rectus lateralis de kaldırılmış. Aşağıda Musculus rectus inferior'u görmektesiniz. Onun hemen üzerinde bulunan sinir ise 3. kraniyel sinir. Bakınız 3. kraniyel siniri şöyle bakın çeşitli dallar verecek. Bunlardan biri aşağıya doğru gidecek ve Musculus rectus inferior'u innerve edecek. Yine hatırlayacak olursanız bu kraniyel sinir içerisinde parasempatik lifler vardı. Bakınız şöyle seyredecek ve burada bir ganglion'a uğrayacak. Bu ganglion'un adı ganglion idi. Ganglion'dan çıkan lifler ise Nervi, Siliaris, Brevesler. Çoğul şeklinde Nervi, Siliaris, Brevesler olarak ifade edeceğiz. Yine bu görselde görebildiğimiz bir başka yapı ise Nervus Opticus. Bakın şu bölgedeki beyaz yapı, beyaz sinir daha derin planda olan. Şöyle gösterelim. Bakın şuralarda görebildiğiniz beyaz oluşum. Nervus Opticus. Nervus Opticus'un etrafındaki damar ve sinir yapılarının ne kadar çok olduğunu görebilirsiniz. Aynı zamanda Nervus Opticus'un diğer sinirlere göre ne kadar büyük olduğunu da kavramanız mümkün. Yine bu görselde görebildiğimiz bir diğer kas ise Musculus Obliquus Inferior. Yine Musculus Obliquus Inferior'un da bir kısmını görebiliyoruz. Tamamını görememekteyiz.